Ay beni çok özledi bu çocuğum ya. Benim bu çocuğum çok özledi bu çocuğum ya. Benim aşkım bu. 4 gün oğlum. Ne olacak ben bir hafta gitsen? Aşkım benim aşkım. Yüzü çocuğa bakın ya. Yüzü çocuğa bakın bakın. Tamam hadi gideceğim mi? Ben video çekeceğim. Hadi görüşürüz. Aloha. Üçüncü bitenler videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ve bugün son zamanlarda denediğim, memnun kaldığım ve memnun kalmadığım 27 ürünü sizinle paylaşmak istedim. Bu videoda hep böyle fark ettim. Bir önceki videoda da 25 ürün denemiştim. Hani şansı öyle oluyor. Ben böyle 15-20 tane biriksin. Ondan sonra açıkçası sizlerle paylaşayım istiyorum. Bu videoda 27 tane birikti. Yalnız şunu da söyleyeceğim. Şimdi en sona bıraktım onları. Hani böyle 3 tane aynı tarz, aynı markanın sadece değişik işte aromalı diyeyim. Mesela duş jeli var. Onu bir ürün olarak saydım. Ya da işte 2 tane güneş kremini bir ürün olarak saydım. Yok 2 diş fırçasını, diş macununu pardon. O şekilde 27 ürün olarak sizlerle paylaşacağım. Öncelikle size cilt tipimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Benim cildim kuru ve rozalı. Bir de aşırı derecede hassas olduğu için çok kolay iritasyon oluyor. Hatta şu an görmüyorsunuzdur. Yani çok da yaklaşmak istemiyorum. Görmeyin ama şuralarım o kadar kuru ki. Büyük ihtimalle şimdi bana dokunan zaten 3-4 tane ürün oldu. Onlardan da bahsedeceğim. Onların içindeki içeriklerden dolayı 1,5-2 aydır bayağı hassas. Hatta dermatoloğa gittim. Size de bir vlog çektim. Yani o cildimin o irite olmuş halini de görün istedim. Bu ama bana iyi gelmeyen bir ürün size de iyi gelmeyecek demek değil. Onun da özellikle altını çizmek isterim. Ya da bana çok iyi gelen bir ürün size de iyi gelecek diye bir kayda yok. Burada paylaşacağım her şey bana iyi gelen ya da gelmeyen ürünler. Hiçbir şekilde ürün tavsiyesinde bulunmuyorum ya da bunu alın şunu almalısınız gibi bir şey söylemiyorum. Ben sadece dediğim gibi kendi deneyimlerimi ve bana iyi gelen gelmeyen ürünleri paylaşacağım. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Fiyat vermeyeceğim bu videoda. Çünkü diğer videolarda verdim ve çok fazla fiyat değişiyor. O yüzden de hani açıkçası mağdur etmek istemiyorum sizi. Hani bugün ben 300 derim ya da 200 derim bir bakarsınız %20 %30 zam gelebiliyor. Onlar da hani fiyatlar çok oynadığı için ona da değinmeyeceğim diyorum. Ve şimdi ürünlerle başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar diğer yani bitenler videosunda da en son paylaşmıştım. Bu Marvis'in ben 7'li galiba 7 tane küçük tüp olması lazım. 7'li setini almıştım. Bunu daha önceden denemiştim. Bu likörisliydi ve bayağı sevmiştim siyah olanını. Bunu da ilk defa denedim. Rambas yazıyor ve rambas ne demek diye baktığımda da şeftali, mango, ananas ve nane aroması olduğunu yazıyordu. Ya bu hani böyle biraz meyvemsi tatları seviyorsanız diş macununda öneririm ama benim çok hoşuma gitmedi. Ben genelde diş macununda böyle daha ferahlatan hani nane tadını seviyorum açıkçası. Ama bu likör yani likörist olan bir de tarçınlı olan var. Ben yine onu da çok seviyorum. Onlar da fena değildi. Bu ikisini bitirmiş bulunmaktayım. Bunun yanı sıra şimdi ikinci olarak size şundan bahsedeyim. Son zamanlarda bu 2-3 ayda falan bitirmişimdir. Selenes'in Aqua Thermal spreyini aldım. Ve bunu Yağmur Vardar bir böyle videolarında bir videoda da değil böyle birkaç videosunda bahsediyordu. Allah Allah dedim hani bu kadar iyiyse ben de yüzümü yıkadıktan sonra özellikle hani bir de böyle güzel bir termal suyu sıkayım. Onun üzerine serumumu, toniğimi işte cilt bakımıma devam edeyim dedim. O yüzden bunu aldım. Memnun kaldım ama size şunu da söylemem gerekiyor. Bu arada puan vererek mi gitsem? O diş macunlarını öyle yapayım. Diş macunlarını arkadaşlar puanım 10 üzerinden 9. Ben bayağı sevdim. Ama diş hekimlerinin önerdiği diş macunu değil. Onu da altını çizeyim. Şimdi bu termal spreye de 10 üzerinden yine 9 veririm. Ama açıkçası ben böyle çok fazla termal suyu denemedim. Ya da hani benim cildimde kuruluk yapmıyor genelde hiçbiri. 3-5 tane denemişimdir böyle şu zamana kadar. Bu da ama güzeldi. Yani bir daha su spreyi alırsam bunun içeriğinin temiz olduğunu çok iyi bildiğim için bunu alırım. Böyle biraz nemli bıraktı. Özellikle kışın hani kullanmak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bir de şu açıdan da benim çok aklıma yattı. Sonuçta musluk suyuyla biz cildimizi yıkadığımız için ve musluk suyu da pis olduğu için böyle bir termal suyu hani yüzümüze sıktığımızda daha temiz bir su oluyor ve dolayısıyla da o içeriklerin
emilmesi daha sağlıklı olabilir diye düşündüm. Yani daha doğrusu bunu da yine Yağmur paylaşmıştı. Benim de çok aklıma yattı. O yüzden de bunu denemek istedim ve memnun kaldım. Memnun kaldığım bir diğer ürün de Nasifik'in bu Real Flower Toniği oldu. Nasifik markasının bence zaten ürünleri gerçekten çok iyi. Ve özellikle bunun içinde %92 oranında organik gül suyu var. Ve burada bir şey daha söyleyecektim size. Şöyle bir şey daha var. Gül yapraklarının buharla damıtılmasından elde ediyormuş ve aynı zamanda cildin aydınlanmasına ve leke oluşumunun engellenmesine yardımcı oluyor. Yani benim buralarımda leke sorunu var ama bu tonik bittikten sonra başladı bende. İritasyondan dolayı oldu. Zaten dermatoloğa dediğim gibi gittim. Ben çok memnun kaldım. Güzeldi. 10 üzerinden buna da 9 veririm. Hani Kardelen hepsine çok yüksek veriyorsun diyebilirsiniz ama gerçekten memnun kaldım yani. Memnun kalmadığım bir ürün olsa ona göre puan verirdim. Ama nedense bunu bir daha alır mıyım bilmiyorum. Yani denemek istediğim açıkçası başka tonikler de var. Zaten hani sizlerle de paylaşırım bittikçe dilerseniz. O yüzden belki bunu daha sonra hani aklımda olsun, hani hangi toniği alsam ya bilemiyorum artık falan dediğim noktada yine başvuracağım bir tonik olur kendileri. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar, gül suyuna eğer ki alerjiniz varsa hani belki bunu almadan önce başka markaların bunun testleri var mı bilmiyorum, küçük boyu. Küçük boyunu denemeniz daha faydalı olabilir çünkü hani bence pahalı ürünler, o yüzden onu da belki aklınızda bulundurun diye söylemek istedim. Bir diğer biten rimelim ürün, daha doğrusu Dior'un Dior Show Extase rimeli. Bu rimeli arkadaşlar, ben gerçekten makyaj malzemeleri konusunda bir felaketim. Yani bu makyaj malzemelerini kullanmayı bence abartıyorum. Yani 6 ay kullanmam gereken bir göz kalemini 1 yıl falan kullanabiliyorum. Ya da bilmiyorum bunun kullanma süresi ne kadar, 6 aymış mesela, 1,5 yıldır bu bende. Dolayısıyla siz asla benim gibi olmayın. Şey vardı ya, bu Kardelen gibi olmayın falan, böyle bir Instagram'da dönüyordu, aklıma geldi. Yani zaten çoktan bu mefta oldu ama ben çok memnun kaldım. Bir daha alır mıyım derseniz bir daha almam. Çünkü son zamanlarda denediğim özellikle Misha'nın olması lazım. Misha markasının bir rimeli var. Ondan inanılmaz derecede memnun kaldığım için, bundan da daha iyi olduğunu düşündüğüm için bir daha almam. Ama bu benim ikinci ya da üçüncü rimelimdi açıkçası. Ben uzun süreler bu markayı kullanmıştım. Bir de havaalanlarından hani genelde böyle hani vergisiz alıyorsunuz ya, öyle tax free hani oluyor. O şekilde alıyordum. Buna da puanım, yani diğer o çok güzel rimelleri de gördüğüm için birkaç tane işte, 10 üzerinden 7,5 arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer ürün arkadaşlar, benimkisi kırıldı. Yani bilmiyorum netleyecek mi ama baya böyle bu sabah kırıldı hem de. Şöyle göstereyim. Fakat ve lakin ben zaten bunun yani 3'te 2'sini, hatta 3'te 2,5'u bitmişti. Çok çok az kalmıştı Allah'tan dibinde ve baya üzüldüm böyle, hani çok severek kullanmıştım. Sabahları kullandım. Bu Unique markasının Beta Glycan Power Moisture Serum olarak geçen nemlendirici serumu. İnanılmaz derecede böyle kısa bir içerik listesi var zaten, göreceksiniz. Kokusu yok ve yani ciltte böyle hafif değil aslında, bayağı nemlendirme özelliği var. Bir de şöyle de bir şey var. Buradan şuna da geçeyim. Hatta ikisini karşılaştırmış olayım bir yandan da. Tiam'ın Hyaluronic Water Plumping Serumu. Bunda zaten 6 çeşit, daha doğrusu 6 farklı hyaluronik asit bulunuyor. Bir dakika şurada notlarım vardı. Ben videoyu çekmeden önce bazı notlar da almıştım. Şöyle bir şey daha vardı. 6 farklı tipte hyaluronik asit bileşeni bulunuyor. Su bazlı bir serum. Nemli, canlı, esnek hale getiriyor cildinizi zaten hani hyaluronik asitten dolayı. Ve bu şekilde şunu söylemek istiyorum sadece. Hyaluronik asit olarak çok başarılıydı. 10 üzerinden 8,5 veririm. Ama beta glikan serumu hyaluronik serumdan çok daha başarılı diyor birçok, artık hani benden daha iyi bilen, bu cilt bakımı konularında daha uzman olan arkadaşlar. O yüzden hani böyle hyaluronik serum mu alsam yoksa hani bunu bir denesem mi Kardelen falan diyorsanız, bunu bir denemenizde fayda var. Eğer hani çok alerjen bir bünyeye sahipseniz, bilmiyorum tabii ki de asla kesin konuşamam. Hani size böyle kötü bir etkisi olur falan ya da çok iyi gelir diyemem. Ama genel olarak hani bunlarda bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum.
Yani ben bayağı hassasım dediğim gibi ve roza var benim cildimde. Bana çok iyi geldi, nemlendirdi. Bir de özellikle akşam sürdüğünüzde arkadaşlar, hem bunu hem de bunu özellikle hyaluronik asiti, üzerine nemlendirici sürerseniz o nemi cilde hapsediyor. O yüzden hani bunları kullandıktan sonra akşam kullanıyorsanız, akşam rutininizde mutlaka sonrasında bir nemlendirici krem sürün. Yoksa o nemi hani cildinize hapsetmemiş oluyorsunuz. Şimdi bir de size açıkçası alakasız bir üründen bahsetmek istiyorum ama hani bunu da sizlerle paylaşmak istedim ve hani bitenler videosunda paylaşayım dedim. Ben son zamanlarda böyle hani zaten işimden dolayı çok fazla kameraya bakarak zaman geçiriyorum. İşte laptopta, telefonda falan, hatta mavi ekran işte televizyona falan da bakıyoruz ya. Dolayısıyla ben radyasyona maruz kalıyorum diye bazen böyle bir korku geliyor içime. Hani nasıl bu radyasyonun etkisini azaltabilirim? Sonuçta radyasyon bize zararlı. Dolayısıyla bir araştırdım. Şöyle zeolit, %95 zeolit taşı buldum. Böyle bunlar küçük küçük arkadaşlar. İçinde vardı ama ben onları farklı yerlere boşalttım. Şimdi size hatta videoyu kapattıktan sonra kamera arkasına belki koymak için gösteririm, görürsünüz. Bunu televizyonunuzun yanına ya da bilgisayarınızın yanına, ben yatak odama da koydum. Hani bundan çıkanı ikiye ayırdım. Bir yatak odamda var, bir de televizyonun orada var. Şöyle Sosaf markası. Şöyle göstereyim size. Yani etkisi oluyor mu? Şöyle bir kese içinde geldi. Kase ne? Etkisi oluyor mu bilmiyorum açıkçası ama ben etkisi olduğuna inanıyorum. Sonuçta radyasyondan korunmak için elimden ne gelirse onu yapmaya çalışıyorum. Yani akşam televizyon izlemeden duramıyorum. Yani eğer evdeysem ve rahatlamak istiyorsam televizyonu muhakkak açıyorum. İşte bir dizi, bir film izliyorum biliyorsunuz. Ya da hani telefonda, aman da işte 3 gün telefonuma bakmayayım durumum olmadığı için böyle bir şeyi seviyorum. Bir de ilgilenenler için marka önerisinde bulunmayayım. Çünkü ben de emin değilim. Çok araştırmadım. Küçük stikerler oluyor. Küçük ya da büyük aslında. Onu mesela telefonunuza yapıştırabilirsiniz. Bir de son olarak bu radyasyonla ilgili sizin önereceğiniz herhangi bir nokta varsa, hani Kardelen şunu yap bence bak bu çok etkili oluyor, ya da başka arkadaşlara da, hem bana hem herkese, yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü bu radyasyon konusunda ben gerçekten bayağı taktım. Hani olabildiğince kendimi korumaya çalışsam da belli başka taşlar da alıyorum ben. Hani televizyonun yanına, laptopumun oraya falan filan koyuyorum. Zaten mavi hani gözlük var ya böyle sizi ekran ışığından koruyan, onu falan da takıyorum. Ama bu konuya önem veriyorum. O yüzden sizin de yorumlarınız varsa yorumlarda bekliyorum. Şimdi size iki tane bu Madeca Society kremini göstereceğim. Biri Madeca Society Sika Jeli, diğeri de el kremi. Zaten Madeca Society içeriğini hani belki biliyorsunuzdur. Bir iki sene önce bayağı yılın ürünü müydü hatta? Hani yılın içeriği miydi? Öyle bir şey bayağı patladı yani. Ben de bunu Çisem Çakır'ın videolarında görmüştüm çok fazla. Bayağı oldu yine deneyeli. Hani bir aydır, bir buçuk aydır bitmiş şekilde bekliyor. Memnun kaldım arkadaşlar. Maldivlere gittiğimde hatta çok hani bacaklarım falan yanmıştı. Kollarım çok kötüydü. O zaman hani güneş yanığı olmasın diye çok fazla sürdüm vücuduma. Tabii ki normalde hani vücut kremi değil, yüz için. Ama hani etki edeceğini düşündüm ve yüzüme de çok iyi geldi. Sadece jel olsa bile bana yapısı biraz ağır geldi. O yüzden yani ben içeriğini falan çok temiz bulduğum için kesinlikle öneririm. Ama hani bir daha alır mıyım? Bir de iki tane almıştım. Diğerini daha açmadım bile. Bir daha alacağımı düşünmüyorum. Hani başka kremler denemek isterim. Ve ben daha akışkan, daha böyle kremsi, yani daha doğrusu jel kıvamında, böyle daha yumuşak, hani su gibi olan jel kıvamında kremleri daha çok seviyorum. Ama buna da puanım 10 üzerinden 8. El kremi de açıkçası hani öyle bir mucize yaratmadı. Bundan çok daha iyi olduğunu düşündüm. Mesela sizinle CeraVe kremini paylaşmıştım. CeraVe'yi daha başarılı buldum. Ama tabii ki bunun da içerik listesi çok iyi. Ben genelde yatmadan önce, uyumadan önce mutlaka ellerime krem sürüyorum. Çünkü benim ellerim inanılmaz kuru. Hatta şöyle göstereyim size. Bayağı böyle kuru. Bir de alerjen, yani hani şey oluyor. Heh, görebiliyorsunuz değil mi? Bakar mısınız? Hatta ellerimin bir hali var. Şimdi bana iyi gelmeyen bir ürünü paylaşayım. Onun fotoğrafını da koyarım. O kadar kötü oldu ki yani, niye bu kadar hassas tenliyim ya? Hani bir daha doğma şansım olsaydı gerçekten bu kadar hassas olmak istemezdim. Dermatolog şey dedi tabii, onu ben biliyordum. Hani beyaz tenli olunca
bir tık daha işte şey hassas oluyormuşsun. Bir de tabii rozalıyım ben. Ama açık buğday olduğumu düşünüyorum ya. Bence benden daha beyaz olanlar da var. Neyse yani bilmiyorum. Onun da ilgisi varmış yani. Dermatolog öyle söyledi bana. Bir diğer ürün arkadaşlar, Dermis Vital markasının Intensive Eye Repair kremi. Bunun içinde arkadaşlar %1 oranında neodermil var ve bunun yanı sıra peptitler, aloe vera jeli, hyaluronik asit, pantenol ve yeşil çay bulunuyor. Dolayısıyla da hani bu bende hiçbir iritasyon sebep olmadı. Gayet iyiydi. Her gece kullandım ve pompalı hani tek şeyi ben böyle içini görebilmek isterdim ama genelde çoğu göz kremi ya da benim kullandığım çoğu göz kremi hep pompalı. Hani çabuk bitti de diyemem. Yine birkaç ay kullandım. Ama böyle hani sıkıyorsunuz ya tüp şeklinde olanlar hani kullanım açısından bana daha rahat geliyor. Ama belki bu daha sterildir bilmiyorum. Ben çok memnun kaldım. Biraz pahalı yani diğer markalara kıyasla biraz pahalı ama eğer ki bütçeniz yetiyorsa ve 30 yaşın üstündeyseniz özellikle kırışıklıklarınızın oluşumunu engellesin istiyorsanız mutlaka öneririm. Bir de ben şuralarıma da sürdüm hani buralarımda da kırışıklıklar oluyor bir de şuralarıma da sürdüm hani burada da biraz var diye. Böyle yani kısa süreli diyeyim botoks etkisi yaratıyor. Yani ben zaten botoks falan yaptırmıyorum. Ama hatta bir tane daha aldım ve diğer aldığımda işte şimdi kullandığımda içeriği bir tık daha iyileştirilmiş hani daha çalışmışlar üzerinde diyebiliyorum. Ondan da şu anda memnunum. Bir 2-3 haftadır kullanıyorum. Onu da zaten bitince sizinle paylaşırım yorumlarımı. Buna arkadaşlar puanım 10 üzerinden 9,5. Dediğim gibi 30 yaşın üstündeyseniz öneririm. 30 yaşın altındaysanız belki... Ben kullanmadım ama bildiğim kadarıyla ya da ben olsam bir Isana'nın ürünlerine bakabilirim, bakabilirdim diye düşünüyorum açıkçası. Size Isana'nın göz kremlerini önerebilirim belki. Şimdi sırada açıkçası memnun kalmadığım ürünleri sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum. İkisinin kutusu var ve ürünler yok. Niye diyeceksiniz? Bir tanesi bu Kodeli markasının C vitamini gözaltı kremi. Bunda kafein vardı yanılmıyorsam. Hatta gözaltı morluklarına iyi geliyordu. Ben böyle C vitaminli ve sabah kalktığımda da bir göz kremim olsun. Hani sabah daha iyi oluyormuş böyle kafeinli ürünleri sürmek. Yani gözaltı kremini sürmek. Hani gözaltı morluklarınız varsa özellikle. Benim çok yok gerçi ama bir deneyeyim istedim. Ben de inanılmaz iritasyon yarattı. Yani hani fotoğrafları galiba çekmiştim. Onları da buraya ya da şuraya bir yere koyarım. Şu gözlerimin etrafında hiç hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Bayağı kuruluklar oldu. Böyle pul pul döküldü. Hatta şimdi de dediğim gibi şuralarımda var ama çok yakınlaştırmak istemiyorum. Yani inanılmaz böyle acıdı bir de canım. Yani bunu ne zaman kullansam hatta bundan dolayı mı hani... Bu ürünün içindeki bir şey büyük ihtimalle C vitaminidir diye düşünüyorum. Bende inanılmaz iritasyona sebep oldu. Böyle dokunduğumda acıyordu. 2-3 gün üst üste kullanmıştım. 2-3 sabah ve bundan olduğunu artık emin oldum. Hani dokunamıyordum şuralarıma. O yüzden bana iyi gelmedi. Ama kullanan birçok insan zaten Kodeli markasının içeriklerinin artık çok iyi olduğunu ve formülasyonlarının yenilendiğini de biliyorum. Birçok insana çok iyi geldiğini de biliyorum. Ama hani ben zaten bu bana iyi gelmeyen ürünlere arkadaşlar puan vermeyeceğim. Çünkü hani benim cildimle anlaşmadı. O yüzden bunu ben bir arkadaşıma hediye ettim. Bir diğeri de bu Manyo'nun Our Vegan güneş kremiydi. Bu galiba pembe olandı. Biliyorsunuzdur belki hani bir yeşili var bir pembesi var. Bunu da sürdüm. Ya benim tenimle olmadı. Yani biraz açık tenliyseniz sanırım pembe olmuyor. Yeşili de almıştım. Yeşil de olmadı. Bir de ben genel olarak hibrit ve ya da kimyasal filtreli güneş kremlerini daha çok seviyorum. Nedense birçok mineral filtreli güneş kremi bende çok beyazlık bırakıyor. Ya da ben böyle hani kendime uygun mineral filtreli güneş kremini henüz bulamadım bilmiyorum. Aslında böyle seviyorum da hani mineral filtreli çinkolu çok daha iyi olduğunu biliyorum o güneş kremlerinin. Ama neyse işte bunu da ben memnun kalmayınca 2-3 kere kullandım. Yok dedim ben hiçbir şekilde yapamam. O yüzden arkadaşıma verdim. Bir de bu arada bir tane daha vardı. Pop-up mı top-up mı? Onun görselini koyacağım şuraya bir yerlere. Bir güneş kremi daha var mesela. O da böyle hafif pembelik veriyor. Yine onunla da benim cildim arkadaşlar hiç anlaşmadı. Yani niye bilmiyorum. Hatta çok istedim çünkü o da çok önerilen bir güneş kremiydi. Hani böyle hafif hatta renginizi dengeliyor. Eminim aranızda onu kullanıp çok memnun kalanlarınız da vardır. Hatta benim hediye ettiğim arkadaşım
Hani bu o kadar iyi geldi ki ona. Hayatımın güneş kremi tamam dedi. Hani ben bundan sonra hep bunu alırım dedi. O güneş kremini de ona hediye ettim. Yine bana iyi gelmediği için çok yakın arkadaşım. O da ona inanılmaz geldi ve o esmer. Hani bilmiyorum, belki biraz daha koyu tenlilere daha iyi oluyor herhalde. Bu sadece bir varsayım. Ama bu güneş kremini kullanıp memnun kalanınız varsa, bir de diğer görselini koydum güneş kremini. Hani belki sizin cildiniz nasıl? En azından böyle açık buğday ya da beyaz tenli olanlara gerçekten gitmiyor mu? Hani olmuyor mu? Bu konuda siz de yorumlarınızı bırakırsanız, çünkü eğer yok Kardelen gayet oluyor falan diyorsanız, belki ben ikinci bir şans veririm. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Sıradaki bir diğer ürün arkadaşlar, Lavit markasının C vitamini serumu. Bu da bana hiç iyi gelmedi ama iyi gelmemesinin sebebi zaten benim C vitamini ile cildimin anlaşmaması. Ben C vitamini içeren hiçbir ürün kullanamıyorum. Yani o kadar iritasyon oldu ki cildimde, dermatoloğa gitmek zorunda kaldım. Hatta lazer tedavisi aldım. 2 seans yaptım. 3. seansı da alacağım. 3 hafta arayla yapmanız gerekiyor. Bunu demişken retinol kremi almıştım. Bu Selfless by Hayran markasının. Bayağı da açıkçası yani pahalı gelmişti bana alırken ama denemek istedim. Çünkü retinole başlamak istedim. Bu da retinol ve rainbow algae içerikli yazıyor. Bunu haftada 2 gün kullandım. İlk kullanımlarda hatta böyle bezelye tanesi kadar deniliyordu. Ben böyle bayağı hani sıktım parmağıma. Ondan sonra bu bezelye tanesi kadarı duyunca, öğrenince, çünkü retinol ile ilgili böyle birçok video izlemeye başladım kullandıktan sonra. Ay dedim, ben ne yapıyorum? Direkt böyle bezelye tanesi kullanarak 2 ay 3 ay kadar kullandım. Ama yani inanılmaz böyle bir pul pul dökülmeler olmaya başladı cildimde. Bir de kızarıklıklar oldu çok fazla. Sonra bir baktım, ne zaman bunu kullansam ertesi gün ya da hani bir sonraki gün hep oluyor. O sebeple arkadaşlar hani yarısını, belki yarısından fazlasını kullandım. Ama dermatoloğa sordum, retinol, retinal kullanabilir miyim? C vitamini kesinlikle kullanmaman gerekiyor dedi. Retinolle de senin cildin anlaşmayabilir dedi. Bunu da size özellikle söylemek istiyorum. Bence şu açıdan benim hani bunları söylememde fayda olabileceğini düşünüyorum. Hani aranızda belki özellikle 30 yaşın üstünde böyle C vitamini kullanmak isteyen ya da retinol, hani retinal kullanmak isteyen iyi içerikler olduğunu tabii ki de çok iyi biliyorum. Özellikle leke sorununuz varsa C vitamini çok çok iyi gelecektir. Ama herkesin cildiyle anlaşmayabiliyor. Dolayısıyla böyle olduğunda bilmiyorum, belki lazer tedavisini düşünebilirsiniz. Ya da anti-aging ürünlere, mesela peptitli, ginseng serumlu olan ürünlere, serumlara daha fazla yer verebilirsiniz cilt bakımınızda. O yüzden cildinizi tanımanız ve ona göre hareket etmenizin çok faydası olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer denediğim ve memnun kalmadığım, benim cildimle anlaşmayan ürün Juvenil markasının Color Correcting Anti-Age göz kremi. Bu yine bana iyi gelmedi. C vitamini, bu hani demin paylaştığım Kodeli markasının kremi kadar iritasyon yaratmadı. Ama yine iritasyon yarattı. Bunda da yine cildim pul pul döküldü ve kızarıklıklar oldu yer yer. O yüzden ben bir daha almam. Hatta bunu da sizinle paylaşayım diye beklettim. Hediye edeceğim bunu da. Yarısını kullanmamışımdır, öyle söyleyeyim. Ve bir diğer, son olarak diğer bütün ürünlerden memnun kaldım. Memnun kalmadığım bir ürün daha. Apivita markasının, Yunan markası el kremi. Bunu da çok heyecanla almıştım. Çünkü ben yıllar önce annem Yunanistan'a gittiği zaman bana Apivita'dan, yani bu markanın bir el kremini getirmişti. Hatta o lacivertti ve inanılmaz iyi gelmişti bana. Yani o zamana kadar kullandığım en iyi el kremiydi. Öyle söyleyebilirim. Gerçekten abartmıyorum. Sonra işte geçenlerde, yani oluyor bayağı süre tabii artık. Bir ay oldu neredeyse. Şubat ayında gittik. Atina'ya gittik. O vlogu da sizlerle paylaşacağım. Belki hatta bu video yayınlandığında, vlog yayınlanmış olursa şuraya koyalım. Yayınlanmadıysa da gelecek videolarda bekleyebilirsiniz o vlogu. Yunanistan'a, Atina'ya gittiğimde direkt Apivita mağazasına girip hani o el kremini aradım ve 4 farklı, 3 ya da 4 farklı çeşidini aldım. Bu denediğim neliydi? Hyaluronik asit ve ballı. Ama içeriği bayağı uzun. Yani şöyle, bilmiyorum netler mi ama şöyle deneyelim. İçerik listesi bayağı uzun arkadaşlar. Şu gördüğünüz hep içerik listesi şu. Ve benim ellerim gerçekten o kadar irite oldu ki, fotoğraflarını şuraya bir yere koyacağım. Yani el maskesi yaptım. Bu hangi markanındı? Sikalı el maskeleri vardı. Belki bilirsiniz, onu da koyayım buraya. Hatta onu da denedim.
Onu niye sizinle paylaşmıyorum? Bir dakika alıp geleyim. Yenisini aldım çünkü. Böylelikle videonun başında 27 ürün denedim dedim. 28 ürün denemiş oldum arkadaşlar. Şunu da sizlerle paylaşmış olayım. Neutrogena. Ay yine ışık şey oldu mu? Neutrogena markasının bu Sika onarıcı el maskesi. Bundan ben kullandım. Ve açıkçası hani çok fazla böyle şeyim yoktu. Hani iyi gelir mi acaba? Hani gelmeyebilir. Öylesine bir deneyeyim diye denedim. Ama bayağı iyi geldi. Bunu 10-15 dakika kadar mı? 10 dakika diyor ama ben 15 dakika kadar beklettim. Tabii ki geçirmedi. Bir krem önerdi hatta eczaneci. Ama o kremin adını söylemeyeyim. Çünkü şimdi hani bana güvenip sizin elinizde de iritasyon varsa onu almanızı istemem. Ama yani bu krem beni mahvetti. O yüzden benim cildimle anlaşmadı. Bilmiyorum neden dolayı. Yani hyaluronik asit ya da baldan dolayı olduğunu düşünmüyorum. Ama hani içerik listesindeki bir şey herhalde bana iyi gelmedi. O sebeple bu da benim tarafımdan testten geçmedi. Bu arada bunu hani aranızdan birine hediye etmek isterim ama sizin cildinize de iritasyon yapabilir diye düşünüyorum. Ben bir kere kullandım ve açık şu anda. O yüzden hani hediye etmeyeceğim açıkçası. Bir arkadaşıma hediye edeceğim. Çünkü hani çekiniyorum. Sonuçta benim cildim iritasyon oldu. Arkadaşım yine hani belki kullanır, sever ama siz ya arkadaşım kadar bir yakınlığımız olmadığı için şimdi size gönderirim bir şey olursa daha çok üzülürüm. O yüzden size göndermeyeyim diyorum. Bu arada ben sizlerle de böyle yani daha doğrusu sizlere hediye de göndermek isterim. O yüzden nasıl yapayım? Şimdi aklıma geldi. Şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Bu videonun altına yorum bırakan birinize yani bir kişiye benim çok memnun kaldığım bir ürün hangisiydi? Mesela bir kişiye şunu göndereceğim. İki ürün seçeyim ben buradan. Birinize ve birinize de şunu. Tamam, içimden geldi. Şu an biraz spontan oldu ama bunu yapmak istiyorum. Bu Nasifik markasının Real Floral Toner'ı. Bunu hediye göndermek istiyorum. Bir de bu Selenes markasının Aqua Thermal Spray'i. Dediğim gibi hani yorumlara yazın. Ben oradan rastgele artık içimden gelen iki farklı kişiye bu ürünlerden böyle bir göndereceğim. Öyle, o yüzden yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi şöyle bunu bitirdim. Danai Matthew markasının yağ bazlı temizleyicisi. Bununla ilgili arkadaşlar zaten çok fazla konuşmayayım. Bir video çekmiştim. Sadece o mu bu mu videosuydu galiba. Bunu bir de bir diğer Haymish'in yağ bazlı temizleyicisini paylaştım. O videoyu izlemek isterseniz detaylı olarak ben bu ürünü anlattım. Şuradan bakabilirsiniz ama tabii ki de çok memnun kaldım. Lakin inanılmaz derecede pahalı olduğunu düşündüğüm ve yani bir daha almayacağım bir ürün. Belki yurt dışında bir yerde denk gelirsem alırım. Bunun yanı sıra şunu paylaşayım. Anishya'nın Get Loose Glitter jelleri, bu bendeki 6 numarası. Ya ben açıkçası hani bunu aldım, birkaç kere kullandım ama sonra açıkta bırakmadım diye düşünüyorum. Yani şöyle bir kapağı var. Bunu böyle kapatıyorsunuz. Hani sonra da böyle kapatıyorsunuz. Bu glitter. Ama bakar mısınız nasıl kurudu? Yani kullanmam imkansız. Ve bayağı da sinir oldum açıkçası. Bu arada bende başka renkleri de var. Ben Anishya'nın ürünlerine bayılıyorum. Evet bu kurudu. Belki de benim hatam oldu. Hani ben belki kapağı açık unuttum. Ama inanılmaz güzel. Eğer ki bütçeniz varsa ve güzel bir böyle glitter alayım diyorsanız kesinlikle öneririm. 10 üzerinden 10 dediğim bir ürün. Bunun yanı sıra şimdi şunu kullandım. Son zamanlarda ginseng serumumu bitirdim. Hatta bu galiba bitirdiğim ikinci şişemdi. Ve üçüncü şişeyi de aldım. Çünkü bunun içinde bu I'm From markasının %7.98 oranında ginseng var. Arkadaşlar bana çok iyi geldi ve özellikle ginseng peptitle çok iyi anlaşıyor. O yüzden ben ilk peptit serumumu kullanıyorum. Ondan sonra da ginseng serumunu sürüyorum. Yalnız sadece yani tek eksi yönü tabii ki de zamlardan dolayı fiyat artışı olması. O yüzden de ben buna muadil Dermis Vital markasının, Dermabien olması lazım, Dermabien. Hatta şuraya koyarım sizin için. Dermabien markasının yine ginsengli böyle kapsülleri var. Ondan aldım. Onu da Yağmur'dan görmüştüm. Hani onun önerisiyle aldım. Ama böyle hani hepsini ben bir gece sürüyorum. Yani normalde ikiye bölebilirsiniz diyorlar o kapsülü açtıktan sonra. Ben böyle boynuma falan da sürüp hani onu iyice yediriyorum. Lakin bunun kadar başarılı değil. Yani ben bunun böyle formülasyonundan,
bilmiyorum, cildimde bıraktığı etkiden çok memnun kaldım. O Dermabiyeninki de içeriği falan çok çok iyiymiş ama böyle bana biraz yağlı geldi. Kuru ciltli olmama rağmen. O yüzden ama makul fiyatlı, yani içeriği iyi. Hani buna bütçeniz yetmiyorsa ona da bir bakabilirsiniz diye. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ve son olarak artık son 5 ürün mü kaldı? Evet, hızlanıyorum. Arkadaşlar, Eunice Centella Bubble Cleansing Foam su bazlı temizleyicisini kullandım, bitirdim. Bundan bayağı memnun kaldım ve özellikle su bazlı temizleyicilerde ben böyle köpüklü olanlara bayılıyorum. Sizlerle paylaştım mı? Paylaştım. Bir Bitenler videosunda Erborian markasının su bazlı temizleyicisini paylaşmıştım. Hatta sonra Türkiye'de çok pahalıydı. Atina'ya gittiğimde Sephora'da buldum, onu da yedekledim. Bu da çok başarılı. Yani bundan da alırım ama şu anda elimde daha makul fiyatla denediğim başka su bazlı temizleyiciler var. O yüzden hani bir daha bunu almadım. Ama buna da puanım 10 üzerinden 9,5. Ve bir diğer ürün Klairs markasının Gentle Black Fresh Cleansing Oil'i. Bu da yağ bazlı temizleyici arkadaşlar. Bunda hatta şuraya ben not aldım, size söyleyeyim. %85 oranında siyah frank üzümü çekirdeği içeriği var. Ayçiçeği ve jojoba yağı varmış. Aynı zamanda serum dengeleyici ve antioksidan içerikler var. Bu yüzden de baya güzel bir içerik listesine sahip zaten. Bunun yanı sıra bu ayçiçek yağı derken hani bizim kullandığımız ayçiçek yağıyla karıştırmayın. Tabii ki de bunda kullanılan daha özel hani bir ayçiçek, yani soğuk sıkım falandır diye düşünüyorum. 150 ml. Ben memnun kaldım, dediğim gibi 10 üzerinden 9 veririm. Bir tane de şu an başka bir yağ bazlı temizleyici daha deniyorum. Açıkçası o bundan bir tık daha iyi diye düşünüyorum. Onu da önümüzdeki videolarda, zaten çok az kaldı, bitince sizlerle paylaşırım. Ama dediğim gibi bunu da öneririm. Bu Youth Junkie olanı, yani mor olanı bitti. Bir de bu pembeyi, Glow Addict kullandım. Bu ay, daha doğrusu böyle 2 aydır ben ayda bir falan yapıyorum. Aslında daha sık kullanmam daha iyi olabilir ama ayda bir falan kullanıyorum genelde. İkisinden de memnun kaldım. Eğer foreonunuz varsa hani kullanmak isterseniz bu Youth Junkie olanı cildi hani kolajenli olduğu için yenilenmesine yardımcı oluyor. Glow Addict de böyle bir parlaklık getiriyormuş cilde, bilginiz olsun. Ve son zamanlarda Nasifik markasının Fresh Herb kremini bitirdim. Arkadaşlar, bunun içeriğinde papatya özü var. Hatta kuru ve karma ciltler için çok uygun. %63 oranında papatyadan elde edilen aktifler bulunuyor içinde. Bunun yanı sıra Sepilaten mi? Ne yazmışım? Kendi yazımı okuyamıyorum. Sepilaten. Ben onu ekrana bir yerlere yazarım. Patentli bir buluşları, yani kendilerinin Nasifik markasının patentli buluşu olan bir içerik varmış. İçinde cildin yağ ve nem dengesini kontrol ediyor. Bunun yanı sıra da zaten bildiğim kadarıyla Nasifik markası hayvanlar üzerinde deney yapmayan bir marka. Hani hayvanlar üzerinde deney yapılmamış bu üründe tasarlanırken. Çok memnun kaldım. Eğer ki özellikle kuru ciltliyseniz ya da böyle karma ciltliyseniz ya da karmadan kuruya dönük cildiniz varsa bunu öneririm. Belki yağlı ciltliler çok memnun kalmayabilir. Çünkü gerçekten nemlendirmesi bayağı güçlü. Ve son olarak da, daha doğrusu artık şöyle paylaşayım. Şu iki tane güneş kremini bitirdim. Bunu özellikle bir daha bahsetmeyeceğim. Zaten bu dördüncü, beşinci paketim olabilir. Yani Essence'ın güneş kremi, Misha'nın. Bu da Nasifik markasının Fresh Herb güneş kremi. Kalendula içeriği var içinde. Bundan da memnun kaldım. Ama hani böyle hadi bir güneş kremi alayım dediğimde açıkçası benim elim ya buna gidiyor ya da o aloe veralı Cosrx'in hani bir güneş kremi var ya, ben o ikisinin hastasıyım. Dolayısıyla da hani bunu bir daha alır mıyım bilmiyorum. O ikisi stokta yoksa falan, evet, başvuracağım bir güneş kremi. 10 üzerinden 9 veririm. Kesinlikle memnun kaldım. Bu zaten benim için 10 üzerinden 10. Ve artık hani bitirdiğim için paylaşıyorum ama hani bunları anlatmayacağım. Şu zaten Marc Anthony'nin argan yağlı şampuanının yine 3. kutusunu falan bitirdim. Aynı zamanda bu yeşil markanın karpuzlu, işte böğürtlenli, şöyle bir de güllü. Evet, güllü duş jeli vardı. Bunları bitirdim arkadaşlar. Bunları da zaten detaylı anlatmayayım. Bir önceki videomda İki tanesi galiba bitmişti. Bunlardan bayağı hani her çeşidini alayım dedim. Hem bizim Türk markası olduğu için desteklemek istedim. Hem de zaten içeriğinde paraben boya, SLS, sülfat, işte betain parfüm
dimetikon, silikon olmadığı için de gayet iyi içerik listesine sahip olduğunu düşünüyorum. Başarılıydı. Önerir miyim? Öneririm. Ve zaten bence hani Türk markalarını da desteklememizde, içeriği iyi olan Türk markalarını desteklememizin de önemli olduğuna inanıyorum. Ayaklarım ağrıdı. Artık son ürün gerçekten. Sivenon'un vegan %100 doğal vücut sabununu da denedim. Hatta bundan da 2 paket aldım. Memnun kaldım arkadaşlar ama biraz böyle Arap sabunu gibi kokuyor. O yüzden ben hani o ikincisi de bittikten sonra bir daha almayı düşünmüyorum. Bunu almaktansa içerik listesinin çok iyi olduğunu ve Sivenon'un da çok temiz bir marka olduğunu biliyorum. O yüzden kesinlikle hani denemediyseniz bir deneyin. Belki siz bayılabilirsiniz. Hani kokusu sizi rahatsız etmez. Ama ben daha böyle işte güllü, böğürtlenli, karpuzlu falan hani duş jellerini daha bir seviyorum. O yüzden hani buna 10 üzerinden 8,5 veriyorum. Sadece kokusundan dolayı beni biraz itti ama içeriği dediğim gibi çok sağlam, çok iyi. Ve artık videoyu kapatıyorum. Öncelikle kocaman mahalo diyorum. Bu söylediğim, size anlattığım, denediğim, memnun kaldığım, memnun kalmadığım ürünler arasında sizin deneyip memnun kaldıklarınız ya da kalmadığınız ürünler varsa arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Aynı zamanda bunların dışında da bana mesela DM'den de geliyor. İşte Kardelen şu ürünü denedim, çok memnun kaldım ya da Kardelen şu ürün bana iyi gelmedi, sen ne düşünüyorsun? Bunları özellikle hani kanalda yazabilirseniz hani hem ben zaten birçok yorumu okuyorum. Görmediğim yorum olmuyor. Hani olabildiğince hep yorumlarınızı okuyup cevap vermeye özen ve önem veriyorum, gösteriyorum. Orada yazarsanız başka arkadaşlarımız da görüp hani onlar da fikirlerini söyleyebilir. O yüzden oradan paylaşırsanız çok sevinirim. Bunun yanı sıra Instagram'dan takip etmek isterseniz şuraya da şuraya Instagram'ı bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Minnettarım. Ya. Niye böyle ya? Niye? Kafayı yedim ben yine. Bu arada hazır yani Instagram'dan zaten paylaştım ama Seda Hanım bana bunu yolladı. Kendi elleriyle yaptı sanırım şu kolyeyi. Bir de çok tatlı bir şey daha yollamış. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz, çok naziksiniz. Bir de hem böyle minnet doluyorum hem de gerçekten böyle içimde sevgi hissediyorum çok fazla. Yani bunların o el emeğinizin, bana göndermek istemenizin, gönderişinizin falan bendeki yeri çok fazla. O yüzden teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok da severek kullanıyorum bunu. Şu radyasyon taşlarını da size göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Ya bilmiyorum dediğim gibi etkili oluyor mu ama bence oluyor. Ben inanıyorum. Ben böyle koydum.